Neriman Hanım, şu anda sizin mahallede bir komşunuzmuş. Yani dinlediniz mi? Yalan söylüyor Didem Hanım, yalan. Öyle bir komşum yok benim, öyle bir komşum yok. Hiç yalan böyle Sinan Bey'le samimi bir görüntü verdiniz mi acaba? Hayır Sinan Bey, tabii ki çocukta mozikta eşitte. Dışarı çıkıyorduk, çay içiyorduk, yemek yiyorduk. Tabii ki geziyorduk yani, o benim evladım. Geziyordunuz, nasıl gezdi? Belki onu mu gördü, o samimi görüntüyü mü yanlış mı anladı ya, acaba? Samimi görüntü nasıl olabilir? Didem Hanım benim, onlar samimi görüntü nasıl olabilir? Eşim o, ben çay içmeye, çocuğu gezmeye çıkıyorduk. Nasıl samimi görüntü olabilir ya? Yaşı kaç acaba Neriman? Bu da bir samimi. Bu da bir samimi. Bakıcı denilen kişi, bakıcıysan eğer, benim evladıma bakıyorsan, arkadaşım benim evladımla, annesinden kaçırmaz. Benim çocuğum o, herkese benim çocuğum diye ve... Neriman Hanımcığım bir dakika izninizle. Sakin konuşacağım. Kübra bir saniye. Neriman Hanım, siz sonuçta o çocuğu kendi evinizde ya da şeylerde bakıcılık yapmak için o çocuğu almışsınız. Önce şunu sorayım. Siz o çocuğa kumsala benim çocuğum diye başkalarına tanıttınız mı? Yok yavrum ya, yok. Abla komşuların şahit. Onun oturduğu evin komşuların şahit. Benim için ne oldun dedin ya, canlı yayında şeyde görmüştüm. Allah canlı dedi ki sen de ne yapıyorsun? İkinci iddiaya gelelim Neriman Hanım. Şimdi siz o çocuğu bakmak için, Neriman Hanımcığım siz o çocuğu bakmak için evinize almışsınız. İyi güzel, iyi de yapmışsınız, helal olsun. Bırakmış gitmiş bilmiyor. Ama sonrasında çocuğun babasıyla yemeğe gitmek neden diye soruyor Kübra. Niye benim çocuğumla sen gidiyorsun da ben yemeğe gidemiyorum diye soruyor. Allah Allah bak. Sen mi annesisin? Ha dur bir dakika, yanıt versin Neriman Hanım. Evet Neriman Hanımcığım. Biz onlarla dünür sayılırız. Benim gelinimin kız kardeşinin kaynı oluyor. Senen yabancı değilsin be yavrum, ben bunları yıllardır... Ne oluyor bir dakika? Neriman Hanım'ın nesi, bir daha söyleyeyim mi? Akrabalık ilişkileri benim için karışık kaynı geliyor da. Neyiniz oluyor sizin Sinan Bey? Benim büyük oğlumun bacanağının abisi Sinan yavrum ya. Yani büyük oğlunun bacanağının abisi. Tamam yani çözdüm evet, olayı. Onlar o adamı tuttular, konuşurdular ama ben bu işi burada bırakmayacağım. Ya ama anladım. Kendimde çocuğum var. O terbiyesizler kendilerine baktılar önce. Çocuk nerede? Ha. Çocuk nerede? Bakın şu anda Sinan Bey suç işliyor. Ben sana da seninle de ilgili şikayetçi olacağım. Oğlum Volkan'la da ilgili olacağım. Sinan'la da zaten şikayetçiyim. Hepinizi içeri attıracağım. Benim kızım. Bir dakika. Ben kızıma yemek yemezken sen benim kızımı meydanlarda gösteremezsin. Gösteriş yapamazsın. O bir kız çocuğu. Onun anne ihtiyacı var. Sana değil. Sinan hattaymış şu anda. Sinan hatta mısın? Alo. Ay Sinan merhabalar. Merhaba ablacığım. Şimdi Sinan bir tane... Duydum sizin... abla, seyrediyorum. Ben. Sen, o adam kimmiş, bizim adresimiz ise... Ya Allah, size de söylüyorum, Sinan Bey'e de söylüyorum. Hakaret ederseniz, küfürle konuşursanız konuşmayacağım kimseyle. Tamam, duydun Sinan. Hakaret etmeden, küfür etmeden, çünkü biz ulusal bir yayın yapıyoruz. Herkes yerini, haddini bilecek. Siz de yapmayacaksınız, ikiniz de. Aynen, tamam. Sinan da yapmayacak yani. Sinan, şimdi seni hatta alıyorum. Hakaret etmeden bütün bu iddialara yanıt verir misin lütfen? Evet, dinliyoruz seni. Alo, Sinan hatta mısın? Alo. Alo. Şimdi canlı yayındayız. Ulusal bir yayın yapıyoruz. Sizin kimse bu küfürlerinizi duymak zorunda değil. O yüzden tamam, iddiaya yanıt ver. Kızmış olabilirsiniz. Tamam, anlıyorum. Adam kimse Neriman teyzenin evinin adresini söylesin. Komşularmış ya. Ya niye söylesin? İhbarda bulunuyor canım. Allah Allah. Evet. Yani gizli tanık diye bir şey var. Ya bakın ben o Kübra da iyi bilir. Ben Neriman teyzeye anne derim, ana oğul gibiyim. Ben aşırım da koluna da girerim. Yemeğe de gideriz, otururuz da, kalkarız da, evine de girer çıkarım. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir yakıştırma? Hadi o yapıyor, atıyor bir şeyler de. Bu kimmiş bu kadar ya? Peki bir şey söyleyeceğim. Siz, Kübra da şunu soruyor, diyor ki yani herhalde o görüntüyü, samimi görüntü, tabii kimse bilemez yani Neriman Hanım kaç yaşında, siz kaç yaşındasınız vesaire. Hem çocuklu görüntü.
olabilirler. Yani şimdi olmadıklarını öğrendiler diyelim sizin söylemenizle. Ama Kübra da şuna kızıyor. Sinan, bak Kübra da şu... Tamam. Ya Kübra sonuçta... Ya. Nasıl bir insanmış bunlar ya? Hayır, Kübra çocuğunu göremezken... Ya yemin ediyorum bakın. Hı. Ben onun yüzünden kalp krizi geçirdim. Geçmiş olsun. Dedik ki Sinan para gönder geliyorum. Artık para gönderdim. Geldim Sultan Çiftliği'ndeyim. Arkadaşının numarasını da verebilirim. Böyle oldu. O gün ben orada olduğum yerde kalp krizi geçirdim bana. Peki geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun. Sinan, bir dakika hayır bir saniye. Mi? Sinan şu anda çocuğa Neriman Hanım diyor ki ben çocuğa bakmıyorum diyor. Şu an çocuğa... Şimdi sen gündüz gidiyorsun. Tamam bak sen gündüz gidiyorsun geliyorsun. O çocuğa 11 aylık bir çocuğa kim şu anda bakıyor? Başka bir bakıcısı var. Evde mi? Yansıl abla onda ya. Evde mi bakıcı? Başka yerde değil evde değil. Kendi evinde bakıyor. Tamam orada işte abla. Yani her gün çocuğu sabah götürüp akşam alıyor musunuz? Yok onda kalıyor ablacığım. Çocuğun annesi hayatta, babası hayatta, ikisi de sağlıklı. Neden başka bir kadının evinde kalıyor, bakıcının evinde? Abla kendisinin yanında. Velayeti de annede. Neriman'ın yanında suç işliyorlar abla ya. Ben bunların adalet yerini bulmasını istiyorum. İçine girmesini istiyorum. Sana dinleyelim. Bak çok haklı bir soru. Bu soruyu soran avukatımız. Haklı bir soru soruyor. Ben sana bir şey soracağım. Sor. Ben çocuğu elimle sana getireceğim oraya. Sen bana bütün Türkiye'nin önünde yazılı kağıt verip söz veriyor musun? Çocuğu da teslim edeceğim. Çocuğun başına hiç kimse gelmeyeceğine dair. Ona öyle çocuğun başına bir şey gelmeyeceğine dair bana söz veriyor musun diyor. Ben niye o çocuğu vereyim? Teslim edeceğim. Devlet çocuğu annesine vermiş. Siz de velayet talep edin. Devlet o kararı vermiş. 11 aylık olduğu için. Devlet vermedi daha. Ablacığım savcılığa verdi. İki sefer savcı. Abla tepsi var ispatlı abla ya. Savcı bende kalmasına karar verdi çocuğun. Hayır oğlum. Velayetle ilgili kararı mahkeme verir. Hakim verir. Savcılık vermez. Aranızdaki husumetle çocuğun velayetini karıştırma. Sinan Bey konuşan kişi avukatımız çok değerli bir hukukçu. Diyor ki velayeti teknik bir şey söylüyor. Savcı velayeti çocuğun kimde kalacağına savcı bir iddianame sunar. Bir öneri sunar. Buna hakim mahkeme karar verir. Bir mahkeme kararı var o çocuğun annesinde kalması gerektiğine dair. Eğer başına bir şey gelirse Allah korusun devlet hesabını sorar değil mi? Aynen. Abla ben kendi başıma bir şey iş getiririm. Çocuğumun başına iş getirmem. Ben çocuğuma kendim bakmadığım kadar çocuğuma bakarım. Mecburum. Anneyim. O çocuğu evladım. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Tamam Sinan Bey. Ne oldu bu zamana kadar çocuk düşünmüyordun? Ya ben her zaman düşünüyordum çocuğumu da sen koz kullandın işte. Sen her zaman çocuğumu koz kullandın. Ben bu kızın halini görüyorum. Her gün gözyaşları döküyor Sinan Bey. Için. Bak kapattı. Ya. Yani şu anda bir getireceğim diyor, bir şey yapıyor. Yani bir de bizi zan altında bırakıyor sonuçta. Yani annesini görmek isteyen velayeti annede olan mahkemenin Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin verdiği bir kararı şu anda Sinan Bey yok sayıyor. Bir yandan da mahkemeye başvurarak velayeti geçici velayeti almaya çalışıyor. Abla yeni Sinan başlamış. Bey öyle ya da böyle şu anda bir suç işliyorsunuz. Aynen öyle. Yaptığınız ben yasal değil. Yaptığınız yasal abla. Değil. E bakalım bu işin sonu nereye gidecek? Ben de çok merak ediyorum ama o çocuğu eğer siz de birilerine satma ihtimaliniz varsa Hayır, kesin değil. Akrabalarından değil, Bahadır ve diğer şeylerden değil. Benim iki tane çocuğum var ya. Ya da Ayşe'nin çocuğu satmak istediğine dair en ufak bir bilginiz varsa. İspat göstersin. En ufak bir bilginiz varsa lütfen bizi arayın. Sonuşta 11 aylık bir çocuğun geleceği söz konusu. Benim bir ton yeğenlerim var ya. Tamam. Hepsi beni seviyor. Konuşacağız. Bir anne de burada gözümün içinde.